Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizler için çok kolay, pratik bir kahvaltılık video hazırladım. Gerçekten benim çok sık yaptığım ve çocuklarımın da çok sevdiği tarifler arasında yerini alıyor. Sucuk, patates ve kaşarın çok güzel bir uyumu var. Sizi çok fazla uzatmadan hemen tarifimi uygulamaya başlıyorum. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kanalıma destek olmak için de yorum, beğeni bırakırsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Kahvaltılık yumurtalı sucuklu patatesimizin yapımına başlıyoruz. İlk olarak 2 tane patatesim var. Patateslerimi küp küp doğrayacağım. Ve ilk patateslerimi pişireceğim. Şöyle size boyutunu gösterip bütün kalan patatesleri ben güzelce dilimleyeceğim. Tavla zarı büyüklüğünde olması yeterlidir. Şöyle gördüğünüz gibi çok da büyük yapmıyorum. Küçük küpler halinde patateslerimi dilimliyorum. İki patatesimi de bu şekilde dilimleyeceğim. Tavanızın büyüklüğünü ya da patatesinizin büyüklüğüne göre miktarı siz belirleyebilirsiniz. Tavamı ocağa aldım. Patateslerimi kızartmaya yetecek kadar bir miktar sıvı yağ alıyorum. İki tane küp küp doğranmış patatesimi tavama ekliyorum. Patateslerim güzelce kızarıncaya kadar patatesleri pişireceğim. Patateslerimin üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Ve şöyle bir karıştırıp kızarmalarını bekleyeceğim. Şöyle kapağını örtüyoruz ve bir tarafının kızarmasını bekliyoruz. Evet, bakalım patateslerimiz ne durumda. Gördüğünüz gibi bir tarafı çok güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Diğer tarafının da kızarmasını sağlıyorum. Patateslerim güzelce pişti. O esnada ben de sucuklarımı doğradım. Şöyle gördüğünüz gibi yine küçük küpler halinde sucuklarımı patatesime ilave ediyorum. Sucuklarım da pişinceye kadar patateslerimle beraber güzelce tekrar pişirme işlemine devam ediyorum. Sucuklarımız pişiyorken biz de yumurtalarımızı kıralım ve baharatlarını ilave edelim. Ben 3 tane yumurta kullanacağım. Siz yine kullandığınız patatesi ve tavanızın büyüklüğüne göre yumurta sayısını belirleyebilirsiniz. Çay kaşığının ucuyla kırmızı biber ilave ediyorum. Biraz tuz ilave ediyorum. Ve 1 çay kaşığı kadar da nane ilave ediyorum. Güzelce yumurtamı çırpıyorum. Şimdi patatesimi aktaracağım. Evet, yumurtam, patatesim hepsi pişti. Şimdi baharat eklemiş olduğum yumurtamı patateslerimin üzerine ilave ediyorum. Ve güzelce pişireceğim. Şöyle yumurtayı güzelce bir dağıtalım. Kapağı örtelim. Bütün malzemeler birbirine uyumlu bir şekilde güzelce pişecekler. Yumurtamıza son bir altın dokunuşumuzu yapıyoruz. Ve tabii ki kaşar ilave ediyoruz. Kaşarla beraber de çok az bir şekilde pişmesini, erimesini sağlıyoruz. Kahvaltılık sucuklu patatesli yumurtamızın hazırlanışı bitti. Gördüğünüz gibi gayet iştah açıcı ve lezzetli gözüküyor. Ben bu tarifi çok sık yapıyorum. Siz de daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Çok lezzetli oluyor. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.